Laika, muskovası koklarını arşınlayıp köşedeki kasabın çöpe attığı kemiği keyifle kemireceği bir köşe bulmaya çalışıyordu. O sırada yanında siyah bir araba durdu ve onu yakalayıp bagajına attı. Uzun yolculuklar ve sayısız beyaz önlüklü insanın onu kontrol etmesinden sonra ise pek bir yerleşimin olmadığı kurak bir yerde trenden indi. Ardındansa kendisinden biraz daha büyük bir kutu içerisinde konuldu. Laika ne olduğunu anlamaya çalışırken gök gürültüleri eşliğinde sarsılmaya başladı. Karşısındaki aydınlatma lambası sanki kutunun içinde dolaşıyor gibi gözüküyordu. Sarsıntılar artarken, çocuklar kendisiyle oynarken üzerine oturduklarında hissettiği yüke benzer bir ağırlık hissetmeye başladı. Devamındaysa uyanık kalamadı ve bilincini kaybetti. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda uzay çalışmalarında katkı sağlaması için kullanılan hayvanlardan, Laika gibi ünlü kayıplardan ve günümüzdeki son durumdan bahsedeceğiz. Uzaya gönderilen canlıların tarihi, Laika'dan çok daha öncesinde, 2. Dünya Savaşı'nın sonlarında başlıyor. 1947 yılında Almanlardan ele geçirilen V2 roketlerinin kabiliyetlerini test etmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri, gerçekleştirdiği fırlatmalarda atmosfer dışındaki radyasyon seviyelerini tespit etmek için algılayıcılarla birlikte meyve sineklerini gönderdi. Sineklerin hayatta kaldığını gördükten sonra 1948 yılında Albert isimli bir maymun roketi konuldu ve uzaya gönderildi. Albert isimli deneklerin ilki olan maymun fırlatma sonrasında hayatını kaybetti. Diğer Albertlar da evet uzaya gönderdikleri bütün maymunlara Albert demişler ya fırlatma sırasında yaşanılan yüksek G kuvvetlerinden dolayı ya da iniş sırasında kullanılan paraşütün işe yaramaması nedeniyle yere çarparak can verdi. Bu dönemde çeşitli roketler kullanılarak uzaya maymunlar, fareler ve köpekler gönderildi. Fırlatma ya da inişler sırasında 38 G'ye kadar varan güçlere maruz kaldı. Bu hayvanların bir kısmı görevlerden zarar görmeden çıktı. Daha büyük bir kısmı ise testler sırasında hayatını kaybetti. Uzaya roketler fırlatmaya devam edilirken, Sovyet Rusya 4 Ekim 1957'de dünyanın ilk yapay uydusu Sputnik'i yörüngeye çıkartarak dikkatleri üzerine çekti. Dünya genelinde Rus teknolojisi ve gücüne dair oluşan hayranlığı fark eden Nikita Khrushchev, bunu bir propagandaya dönüşme fırsatını gördü ve Sovyet roket projesinden sorumlu Sergey Korolev'den ve Rus Uzay Ajansı'ndan Ekim devriminin yıl dönümünde çok daha etkili bir fırlatma beklediğini söyledi. Uzmanların bir ay içerisinde haber gücü yüksek bir proje bulmaları gerektiğinde akıllarına ilk canlıyı, bir köpeği yörüngeye göndermek geldi. Ruslar uzaya daha önce de köpek göndermişti. Ancak bu seferlerin tamamı kısa süreli yörünge altı seferlerdi. 1951 yılından bu yana aralarında Palma ve Kusaçka'da dahil pek çok köpek uzaya çıkarılmıştı. Köpeklere uygun bir sistemin hali hazırda olması bu tercihin seçilmesinin de bir sebebiydi. Geçmiş seferlerde kullanılan kabinler daha uzun süreli bir yörünge seferi için modifiye edilmeye başlandı. Tasarlanan Sputnik 2'de Sputnik 1'e benzer bir radyo vericisiyle elektronik sistem, yörüngedeki radyasyon seviyelerini ölçen algılayıcılar ve aracın en altında da yaşam destek sistemlerinin bulunacağı bir kabin olacaktı. Hazırlanan kabin içerisinde köpeğin su içebileceği ve jel kıvamındaki mamayı yiyebileceği bir düzenek de bulunuyordu. Kabin, 6 günlük yaşam desteği sağlayabilecek kapasitedeydi. Daha sonra ise önce bataryalar, sonra ise yaşam destek sistemleri kapanacaktı. Köpeğin acı çekmeden ölmesi için son yiyeceklerine bir çeşit zehir konularak uyutulması da planlanmıştı. Roket ve kabin, Ekim devrimine yetiştirilmeye çalışılırken bir yandan da yörüngeye çıkartılacak köpeğin seçimi yapılıyordu. Sert yaşam şartlarına daha dayanıklı oldukları düşünüldüğü için aday köpekler Moskova sokaklarında yaşayan başıboş köpeklerden seçildi. Aralarında en sakin huylu ve kabinde en rahat duran köpek Laika seçildi ve göreve hazırlandı. Kutlamalara yetişmesi için acele hazırlanan Sputnik 2 ve Laika 3 Ekim 1957 tarihinde Baykonur Kozmodromu'ndan fırlatıldı. Fırlatma sonrasında kapsül 211 kilometreye 1659 kilometrelik eliptik bir yörüngeye girdi. Fırlatma başarılıydı. Ancak Laika'nın durumu iyi değildi. Fırlatmanın başlamasından sonra 7. saatte kabinin iç sıcaklığı artmaya başladı. Yalıtım battaniyelerinden birinin ya da soğutma sisteminin arızalanması nedeniyle olduğu tahmin edilen aşırı sıcaklar Laika'nın hayati değerlerinin bozulmasına yol açtı. 43 derecenin üzerine çıkan kabin sıcaklığına uzun süre maruz kalan Laika'dan
Bir süre sonra kalp atışı dışında hiçbir hayati değer alınmamaya başlandı. Sıcaktan bayıldığı düşünülen Laika'nın kalp atışları ise görevin 3. günü kesildi. Mamasına zehir konulup sakince ölmesini sağlama planı ise uygulanamadı. Hayatını kaybeden Laika'nın bedeni, yörüngede yaklaşık 5 ay kadar daha dolaştıktan sonra atmosfere girdi ve yanarak yok oldu. Sputnik 2 seferiyle Nikita Khrushchev yörüngeye ilk canlıyı çıkartma başarısının propagandasını yapsa ve projeden memnun olsa da görev ekibi Sovyet lideri kadar keyifli değildi. Ekipten pek çok kişi ilerleyen yıllarda yaptıkları açıklamalarda ilgilendikleri ve bir süre sonra duygusal bağ kurmaya başladıkları bir hayvanı fedakarlıklarını haklı çıkartacak hiçbir bilimsel ya da teknik kazanım elde edilmeden ölüme göndermenin son derece üzücü bir tecrübe olduğunu dile getirdi. Laika'dan sonra 1960 yılında Belki ve Srelka adında iki köpeği yanında başka hayvan ve böceklerle birlikte yine yörüngeye çıkarttılar. İlk insanı yörüngeye göndermek için yapılan hazırlıklar sırasında düzenlenen bu seferde köpekler görevleri sonrasında dünyaya geri getirildi. Bu sırada uzaya ilk insanı çıkartmak için çabalayan Amerika Birleşik Devletleri de Ocak 1961 tarihinde Merkür projesi kapsamında ilk denemesini Hem adındaki bir şempanze ile gerçekleştirdi. Astronotların uzayda aracı kontrol edip edemeyeceğinden emin olamayan NASA yetkilileri, bunu denemek için şempanze Hem'i özel bir kumanda düzeniyle birlikte uzaya gönderdi. Yapılan test sonrasında uzayda cihazların kullanılabildiğini kanıtlayan NASA mutluydu. Ancak astronotlar bu durumdan son derece hoşnutsuzdu. Zira NASA'nın işini sağlama almayı seçmesi nedeniyle Mercury ekibi uzaya çıkan ilk insan olma şansını kaybetmiş, bu unvanı Nisan 1961'de Yuri Gagarin'e bırakmıştı. İnsanlı seferlerin başlamasıyla uzay görevlerinde hayvanların kullanılması azalsa da tamamen ortadan kalkmadı. 1968 yılında Rus Zond 5 aracıyla iki kaplumbağa Ay'a gitti ve ardından Dünya'ya geri döndü. 1970'lerden itibaren ise alçak dünya yörüngesinde görev yapmaya başlayan uzay istasyonlarında mikro yer çekimli ortamlarda uzun süreli kalan canlıların nasıl tepkiler verdiğini görmek için yapılan çeşitli deneylerde hayvanlar kullanıldı. Bunlar genelde balıklar, örümcekler ya da farelerden oluşuyordu. Son zamanlarda ise uzay boşluğuna maruz kaldıklarında kendilerini korumak için yaşamsal faaliyetlerini geçici olarak askıya alan tardigratlar uzaya gönderildi. Günümüzde uzay ilgili çalışmalarda ihtiyaç duyulan bilgiler ya elektronik ölçüm ve test sistemleriyle ya da bizzat uzaya gitmenin risklerini bilerek görev yapan astronotlar tarafından elde ediliyor. İnsanlar gibi yaptığı görevin bilincinde, riskinde ve farkında olmadan uzaya gönderilen hayvanlara ait çalışmalara karşı artan bir tepki bulunuyor. Bir görevin ya robotlar ya da insanlar tarafından yapılması gerektiğine dair oluşan düşünce sonrasında bu tür deneyler her geçen gün biraz daha azalmakta. Uzaya erişmemiz için uzaya gönderilen, canı yanan ya da hayatını kaybeden bütün canlılara fedakarlıkları için teşekkür ederiz. Uzay Gemisi Dünya'yı izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve paylaşın. Uzay ve uzay teknolojileriyle ilgili videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.